Bilgisayar yerini buldu. Dayım da memnun. Asayiş Belkemal ha. Şükür. Vallahi çok sevindim Ferhat. Bu ne atıyor denize de ben bilgisayar zannediyorum. Allah Allah. Ben bir göz doktoruna göreyim, göz doktoruna. Ya dur şimdi, ne arıyorsun be gülüm ya? Teyzemin oğlu. Yine dayanılmaz bir biçimde özlenmişim galiba. Ben bu telefonu açmazsam yengeniz de beni açar. Ben buna bir bakayım. Ne var? Verdin mi haberi Cüneyt'e? Verdim dayı. Çok sevindi. Gözümüz aydın Namık babam. Baba dondurma yiyebilir miyim? Kesin Vildan izin vermedi. Şimdi kapı kapı gezecek bu izin almak için. Hır çıkmasın, ben bakayım. Gel kızım gel. Annem mi izin vermedi sana? O bakış ne evlat? Benim bilmediğim bir şey mi var? Cüneyt'e bir süre göz kulak olalım dayım. Ne münasebet. Elimde büyüdü. Hiç hatasını görmedim şimdiye kadar. Yok, eli yüzü ayrı oynamaya başlamış da bunun. Bence bir derdi var. Yardımcı olalım yani. Sen niye böyle gerginsin? Çatıdaki mevzudan mı? Nişancı kimse seni değil de o iti vurdu diye. Kimse beni tanıyan biri demek ki, baksana. Çok seviyormuş, onu görmemi istemedim. Bir teşekkür bile beklemeden tüymüş. Kimse bu ayını öğreneceğiz. Ne biliyorsun oğlum? Belki savaş başlatmak istememiştir. Hem seni vurmak yürek ister. Çünkü cihanı yakacağımı herkes bilir evlat. Gel sağ ayağına gir yavrum. Hayırlı kıdemli olsun. Ah, tamam sen çık hadi. Vallahi çok akıllı kadınım. Gelir kalırsınız diye odayı değiştirttim. Ferhat'ın eski L koltuğu attırttım. Yatağı bile değiştirdim. Sen de bir kendi gözünle bak. Bir eksik gedik olursa yarın gider alırız yavrum. Hem de senin zevkine göre dayar döşeriz. Hiçbir şeyde gözün kalmasın sakın. En alasından alırız, merak etme. Burada tek bir yatak var. Evet, kaç tane olacaktı? Ay sen bebek için istiyorsun ikinci yatağı ilahi. Tabii ama elinizi çabuk tutun. Yaş geçmeden bir torun yapın bana. Ne diyorsunuz Yeter Hanım? Benim oğlunuzla evliliğim gerçek bir evlilik değil. Öyle çocuk mucuk düşünüyorsanız da düşünmeyin, öyle bir şey olmayacak. Anlamazdan geliyorsunuz ama bu gerçeği değiştirmeyecek, anlatabiliyor muyum? Buraya tek kişilik bir yatak daha lazım. Ya da bir koltuk, bilmiyorum. Ama ben oğlunuzla aynı yatakta yatmayacağım. Bilmem anlatabildim mi? Bana bak gelin. Seni sevesim var. Ama beni zorlama. Nefret edersem sen zararlı çıkarsın. Siz karı kocasınız. Bu yatakta yatılacak. Evliliğinde bütün vecibeleri yerine getirilecek. O kadar. Kavuşturana. Oğlum nerelerdesin? Hani konuşacaktık, bana vakit ayıracaktın. Bir gittin, pir gittin. İşlerim çoktu be Yeter anne. İki dakika konuşalım mı? Senden bir ricam olacak. Ne demek? Elimden gelecek bir şeyse emrin olur. Tamam, ortalık yerde konuşmayalım. Odaya geçelim. Ay, geç yavrum, geç, 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 geç. Kapılar kapandığına göre mevzu ciddi herhalde. Ciddi, ciddi yavrum. Hayırdır? Oh, bende dertler biter mi? Bitmez. Şu evde de güvenebileceğim, evlatlarımın dışında kendi insanım diyebileceğim bir tek sen varsın yavrum. Nazım da Niyazım da sana geçiyor o yüzden. Ya sen beni evlatlarına bir tuttun. Yak de dünyayı yakayım ya, ne oldu? Mesele Gülsüm. Ne olmuş Gülsüm'e? Ah, küçük ya. İşte aklı ermemiş. Bir delilik edivermiş.
Ne evliliği? Ne yapmış kız? Hani şimdi bu nasıl söylenir bilemiyorum ama... bunun bir yavuklusu varmış. Ya, tabii öyle ciddi, uzun boylu bir şey değil. Böyle masumane bir iki konuşmuşlar, o kadar. Sen hiç gördün mü Gülsüm'ü biriyle falan? Yo, görmedim. Seni çok sever. Belki sana açılmıştır, dertleşmişsinizdir. Bir şey demedi mi sana? Hiçbir şey demedi yeter annem. Soruyorum, bana da bir şey demiyor. Kimdir, neyin nesidir, in midir, cin midir, ailemize layık mıdır? Hem Gülsüm'e zarar verir mi bilemiyorum. Tabii, haklısın. Senden başka da kimseye diyemiyorum yavrum. Şimdi Namık abimle Ferhat bir duysa, malum kıyameti koparırlar. Sen bir konuşsan, bir öğrenmeye çalışsan kimmiş bu? Biz de yol yakınken ikisini de vazgeçirsek bu işten. Tamam, tamam, ben konuşurum Yeter anne. Öğrenirim, sen merak etme. Allah senden razı olsun evladım. Ah benim bu Gülsüm'üm ne kadar da şanslı. Üç tane abisi var. Biri Ferhat, biri Yiğit, biri de sen. Sen görürsün Gülsüm. Hadi bakalım şimdi. Allah Allah, kale gibi ev. Kaç tane odası var? Bir tanesinden bir yatak, bir kanepe, bir şey getiriverin buraya. Ne olur ki? Buna ben karar veremem ki gelin hanım. Allah'ım delireceğim. Allah'ım sen... Hayırlı akşamlar gelin hanım. Bir maruzatın mı var? Evet var. Burada tek bir yatak var. Ya rahat değil mi? Yatakları yeni değiştirdik ama. Allah'ım sen bana sabır ver. Siz bilmiyor musunuz ben ne şartlarda evlendim? Zorla imza attım ben. İstemediğim bir adamla aynı odada yaşıyorum. Zaten bu benim için yeteri kadar korkunç. Niye aynı yatakta uyuyayım? En azından bir başka bir tekli yatak, bir kanepe, bir şey bulun getirin. Ne var bunda? Gelin hanımın sinirleri iyice harap olmuş Hülya. Sen ona benim Melisa çayımdan yap da getir. Düğün telaşı tabii. Hadi kızım, hadi. Hadi. İçerken sakinler. Hiç olmazsa düşünür biraz evlilik ne demektir, değil mi? Hadi kızım, sen istirahat et odanda, kocanı bekle. Handan Hanım, ben insani bir şey istiyorum. Allah rahatlık versin kızım. Allah. Ferhat eve saatli bomba yerleştirdi. Bak patladı, patlayacak. İyi ya, bizden bilmezler. Bırak patlasın. Gidişi tez olur. Hadi. Oh. Böyle uygun mu senin için? Ah, evet canım. Başka bir arzunuz var mı Bilden Hanım? Hayır, çıkabilirsiniz siz. Sağ olun. Çok şükür. Artık rahat bir uyku çekebilirsin. Ama aramızda kalsın, bunu duyarlarsa canıma okurlar. Niye bana yardım ediyorsun o zaman? Tanımıyorsun ki beni. Çünkü seninle aynı kaderi paylaşıyoruz. Nasıl yani? Bundan tam 7 yıl önce ben de senin gibi işte böyle çırpınıyordum. Beni zorla Cüneyt'le evlendirdiler. Hiç istemediğim bir adamla aynı yatakta yatmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Seni kendime yakın hissediyorum Aslı. Hepsi bu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka bir şeye ihtiyacın olursa bana söyleyebilirsin. Bence seninle çok iyi arkadaş olacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.